призабыть игру, потому что с завтрашнего дня мы будем начинать свою подготовку к предстоящему матчу, к следующему, к следующей игре. Okay. Maçtaki sonuç bizi biraz üzdü çünkü maçın 75 dakikasını çok iyi oynadık diye düşünüyorum. Şanslarımızı kullanamadık ama dominant bir futbol oynadık. Ama biliyorsunuz futbolda işte golü bulan yener. Düşünüyorum doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu oyunu unutup şimdi gelecek oyunlara hazırlanacağız. Будем постоянно выигрывать. Ben oyunu bir iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Yine bir, özellikle ilk yarıda çok iyi oynadık ama golü bulamadık. Bu sadece Marcus Gisdorf'la ikinci oyunumuz. Düşünüyorum ki daha sonraki maçlarda daha da iyi olacağız, ilerleyeceğiz. Не хватало сил играть еще все 90 минут. Все физически готовы. Soru son 15 dakika sanki güç kalmadı yani yorgun göründünüz diye bir soru. Konstantin yani öyle düşünmediğini söylüyor. Böyle maçlarda çok küçük nüanslar maçı halleder. Yorgun olduğumuzu düşünmüyoruz. Fizik olarak çok iyiyiz. Своих позиций все время играть на атаку и уже последние 5-10 минут Тин начал уже играть чуть ли не нападающего. Все время подключался и Бара тоже. Мы уже выкладывали все силы, чтобы отыграться. Tabii maçın kırılma anı gol anı oldu. Golden sonra tabii oyuncularımız artık yerlerini değişmeye başladı. İşte defans oyuncularımız da öne geldi. Artık ondan sonra şansımız pek fazla olmadı. Tabii maç grupta 3 maç bitti. Nasıl değerlendirirsiniz diye bir soru. Tabii o maçtan önce de şans vardı. Şimdi de maçtan sonra da şansımız var. Tabii zor olacak ama biz yine de grupta pozisyonlarımızı düzeltmek için yani daha iyi yapmak için gayret edeceğimizi düşünüyorum. Yani Маркус Владимир Пушкарев, Спорт Экспресс. Сейчас подождите, пожалуйста. Сейчас переведу коротко. Biz Fatih Terim'le sadece kısaca görüş alışverişi yaptık. Yani antrenörler, teknik direktörler kendi alanında bunu yaparlar. Saygı duyuyoruz Fatih Terim'e ve Galatasaray takımına. Yani biz Galatasaray aslında kontrol altında. Ya maç bizim kontrolümüze geçtiğini düşünüyorum. Biz ilk golü biz atsak biz galip olacağımıza eminim ama işte futbol böyle. Soru kaleye hiçbir şut atılmadı diye bir soru. Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Marcus Gisdorf kaleye taraf şut attık da ama kaleye içine giden top olmadı. Doğru. Bundan önceki maçta 2 gol attık. Bu maçta yani rakip takımın defansı çok iyi olduğu için burada biraz zorluk oldu ve golü bulamadık. Ya, oyun esnasında kadro hemen hemen aynı kaldı. Yani oyuncu değişikliği yapıldığı zaman bile sadece yani pozisyon içinde değişiklik oldu. Yani atağa doğru bir değişiklik olmadı diye bir soru. Bunu nasıl değerlendirirsiniz diye bir soru. Tabii bugün Galatasaray takımı bize baktığımızda daha avantajlı oldu. Bizim yani atağa doğru yapacak oyuncu değişikliği şansımız yoktu. Bizim oyuncularımızdan Anjorin, Kamano sakat olduğu için yani atağa doğru bir değişiklik yapmak seçimimiz olmadığı için yapamadık. Soru Kamano ve Anjorin ne zaman geri dönerler diye bir soru. Anjorin yakın zamanda geri dönmesi lazım. En azından yakın maçlarda birkaç dakika oynayacak güçte olacak. Kamano için şu an bilgi veremem. Bilmiyoruz. Galatasaray takımını nasıl değerlendirirsiniz? Yani maçtan önce beklentileriniz nasıl oldu ve maç içinde nasıl buldunuz Galatasaray'ı? Marcus Gisdorf'un cevabı. Bence hem biz Lokomotiv ve Galatasaray aynı seviyede oynadık. Ta ki Galatasaray oyuncu değişikliği yaparak atak daha güçlendirdi. Yani yeni oyuncular çıkararak yani oyunu biraz daha değiştirmeye malik oldu. Bizim takım da bence çok iyi performans yaptı. Çok güzel koşu yani çok fazla koştuk. Top alımlarımız güzeldi. Ama
galibiyeti bulamadık.